Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Dünya Kupası etkinliği var, biliyorsunuz. Şu an herkes onu oynuyor ve Dünya Kupası etkinliğinde benim takipçilerimin, yani sizlerin kadrolarını yorumlayacağım arkadaşlar. Sizlerle daha çok iç içe olmak için bu tarz bir video çekeyim dedim. Zaten sizlerin bir şeylerini yorumlama videolarım çok oluyordu. Bugün de sizlerin kadrolarınızı yorumluyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce, daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve yeniyseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dünya Kupası kadrolarınızı yorumluyorum. Hadi bakalım, en iyi kadronuzu yoruma atın bakalım, ne cevherler var yazdım. Ayrıca Instagram koraylederime0 takip edip son fotoğrafı beğenenlerden 3 kişinin adını videoda okuyacağım dedim arkadaşlar. Şimdi hemen kadroları yorumlamaya başlayalım. Birazdan da o 3 kişinin adını okuyacağım. Yani başlarda okuyacağım, yine sonlara doğru okumayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman başlayalım. İlk kadromuz Ersin Arif'in kadrosu arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir Dünya Kupası kadrosu kurmuş. Maçın adamı, evet, maçın adamı Harry Kane var, Vardy var, Lingard var, Jones var, Walker var ve Dyer var. Arkadaşlar 93'te oyuncuları saydım kadrodaki ve 88 yendi. Mükemmel bir takımın var. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Kaliteli bir takımın var kardeşim. Bu şekilde devam et. Daha da kaliteli olabilirsin. Bu arada bayağıdır oyuna girmiyordum ve artık oyuncular pazarda satılabilmeye başlamış. Ve bu beni çok üzdü arkadaşlar. Çünkü ben elit oyuncuları falan full XP için harcamıştım, 82 yendi falan. Ben bayağı bir coins kar edebilecekken boşu boşuna zarar ettim. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuçta nereden bilebilirdim geleceğini, öyle bir bilgi almamıştım sonuç olarak. İlk kadromuz Ersin Arif'in kadrosuydu arkadaşlar. Hemen şimdi sırada Ahmet Onur'un kadrosundayız. Ve Brezilya kadrosu kurmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet Onur'da. Ve bakalım arkadaşlar, Fagner, Ricardo Oliveira, Willian, Renato Augusto, Luis Gustavo falan var. Kadrosu 84 iken arkadaşlar, ancak gerçekten güzel bir kadrosu var. Ve boostları falan çok düşük, oyunun neyine oynamamış, bir şeylere eksik oynamış arkadaşlar. Bir şeyler eksik, şu an boostlar falan düşük çünkü. Ancak daha da kaliteli yapabilirsin kardeşim, şu şeyleri oyna, yani maçların hepsini oyna. Bütün oynayabildiğin bütün maçları oyna ve sadece bir tane ilk 11'in var. Bir iki tane daha ilk 11'e sahip olman gerekiyor bence, onlar daha çok işine yarar. Şimdi sırada TC Ozan Gürgün'ün kadrosu var. 94 gen, mükemmel bir kadro kurmuş. Arkadaşlar gerçekten harika. Neredeyse 100 gen olmuş yani Ozan Gürgün. Pickford, Kane, Vardy, Walcott. İngiltere kadrosu kurmuş. İngiltere kadrosu zaten öneriliyordu arkadaşlar herkes tarafından. Yani çok seviliyor. 3 tane maçın adamı kartı var. Ve gerçekten abi harika, muazzam bir kadro. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Hani anlatmaya gerek yok. 94 gen ben bile kıskandım şu anda. Çünkü benim kadrom bu kadar yok. Benim kadrom bu kadar iyi değil. O yüzden ben bile kıskandım. Bu arada arkadaşlar adada yaşıyorum ve dışarıda faytonlar geçebiliyor. Seslerini duyuyorsunuz. Kusura bakmayın, yaz mevsimindeyiz. Camları kapatırsam odada ölürüm. Odamda da klima olmadığı için camları açık tutmak zorundayım. Arkadaşlar şimdi ada demişken, büyük adada çekildiğim fotoğrafları Instagram adresime de koyuyorum. Instagram koraylederime0, beni takip edin. Ve arkadaşlar son fotoğrafımı beğenen, takip edip son fotoğrafımı beğenenlerden 3 kişinin adını diğer videomda da okuyacağım. Her videoda artık bunu yapacağım. O yüzden arkadaşlar Instagram'dan beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Ve son fotoğrafımı da beğenin arkadaşlar. Şu anda 375 like var. Bakalım videodan sonra kaç beğeni olacak, göreceğiz arkadaşlar. Zaten daha 1 saat olmuş atalı. Ve arkadaşlar hemen beğenenlerden 3 kişinin adını okuyacağımı söylemiştim. Hemen okuyorum. Kullanıcı adlarını okuyacağım arkadaşlar. Kacar Kerem, yani 2R var arkadaşlar. Emres NYRK 011 ve Yapar alt dire Tolga arkadaşlar. 3 kişinin adını okudum. Siz de bu şekilde Instagram'dan fotoğraflarımı beğenirseniz sizin de adınızı okuyacağım arkadaşlar. Belki size de denk gelebilir. Yani girip beğenin koraylederime0, takip etmeyi unutmayın. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Celilcan Yerlikaya güzel bir Brezilya kadrosu kurmuş. Gerçekten harika. Gayet güzel abi. Hemen diğer kadroya geçelim. Videoya selamlar kardeşim, seviliyorsun. Aleyküm selam. Sen de seviliyorsun. Bu arada videoya selam veren herkesin buradan aleyküm selam diyelim arkadaşlar ki hani kaçırdıklarım olabilir. Bunlar kusura bakmasın. Rashford, Barkley, Welbeck. Yani bu kadar terlememe gerek yok. Hemen arkadaşlar Arda Büyükeke'nin kadrosundayız. Videoya selam adımı söylersen sevinirim. Arda Büyükeke zaten söylemiş bulundum. Welbeck, Vardy falan var. Gerçekten harika. Oxlade Chamberlain'i de 90 gene yükselt yani. O da orada düşük kalmış. Tek usta olmayan oyuncu. Umarım onu da yükseltirsin. Evet arkadaşlar, As Bayrakları demiş ve 83 genlik Türkiye kadrosunu kurmuş. Umarım bugün 90 üstü bir Türkiye kadrosu görürüz. Emre Mor'u kesinlikle abi stoperde oynatma ya. Sağ orta sahada zaten o. Sağ orta sahada değil, orta sahada oynat. En azından Oğuzhan Özyakup'la yerini değiştir ve Emre Mor'la da Emre Belözoğlu'nun yerini değiştir. O şekilde daha mantıklı olacak. Çünkü Oğuzhan Özyakup'un zaten özellikleri daha çok defansif Emre Mor'a göre. Emre Mor'u stopere koyman gerçekten mantıksız olmuş. Onu düzenleyebilirsin. Öneri olarak bunu verebilirim. Video selam, selamun aleyküm. 10 üzerinden kaç abi? Aleyküm selam, 10 üzerinden
89 genlik Belçika kadrosu kurmuş arkadaşlar. Dünya Kupası'nda desteklediğim şu anda iki tane takım var. Birisi Belçika, birisi Brezilya. En başından beri zaten bunları destekliyordum ve şu anda da ilerliyorlar. İki takım da sonun altıda. Hani birisi illa elenecek. Yani ikisi final oynama şansı yok bu arada. Çünkü ikisi de tur atlarsa çeyrek finalde beraber karşılaşacaklar. Buna üzüldüm tabii ki. İki tane desteklediğim takımın en az birinin elenmesi gerektiğine. Yani finalde karşılaşma ihtimalleri yok. Ancak arkadaşlar gerçekten mükemmel bir kadro kurmuş ve zaten desteklediğim takım. O yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Desteklediğim bir takım olmasa belki 10 üzerinden 8 falan verebilirdim. Siz de desteklediğiniz iki takım bu arada yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine kalp koyacağım. Şu anda arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz desteklediğiniz takımı yorumlara yazan herkese kalp koyacağım. Ama arkadaşlar destek için videoya like bombalaması da yapabilirsiniz. Abi videoya selamünaleyküm demiş. Aleykümselam kardeşim. Sterling'i 90 gen yap lütfen. Yani gerçekten çok aklıma takılıyor abi böyle 90 gen olmayan oyuncular. Bütün oyuncular 90 olup bir oyuncu olmayınca gerçekten çok aklıma takılıyor. Eğer imkanım varsa Sterling'i de yükseltirsen sevinirim. 92 genlik çok güzel bir kadro kurmuşsun bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir kadro. Ulaş Deniz Yavuz Mandžukić çıkarmış Avrupa yıldızlarından 10-60. Yine bir İngiltere kadrosu. Arkadaşlar artık İngiltere ve Brezilya kadrolarını görmekten sıkıldım. Brezilya'yı desteklediğim takım ama yine de arkadaşlar bayağı bir var. Çünkü herkes İngiltere ve Brezilya'yı almış. Portekiz falan görmek istiyorum. Ronaldo'lu falan kadro var mı acaba? Onları merak ediyorum. 92 yenlik gerçekten güzel bir kadro kurmuşsun Halil Kuş. Tebrik ediyorum seni de. Videoya selamlar demiş. Aleyküm selam. 85 yenlik güzel bir Brezilya kadrosu var. Videoya selam abi demiş. Ayberk Alpaslan. Aleyküm selam. 82 yenlik gerçekten sen de gayet güzel bir takım kurmuşsun kardeşim. Evet sonunda Portekiz kadrosu dedik. Portekiz kadrosu çıktı. Batuhan Meydan al. Videoya selamlar demiş. Aleyküm selam kardeşim. Gerçekten güzel bir kadrom var. Umarım sana Ronaldo çıkar ilerleyen zamanlarda. Ben öyle bir dileğim var. Umarım çıkartırsın. Kerim Tanrıkulu abi öneri demiş. 84 genlik gayet güzel bir takımı var. Ahmet Onur da 86 genlik. Bu da Brezilya kadrosu. William falan var. Keşke Neymar falan da görebilseydik. Ama şu ana kadar daha göremedik. Aşağıda Adamsın Quaresma'yı görüyoruz arkadaşlar. Polatcan Bozkurt. Quaresma'nın maçın adamı kartını çıkarmış. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Adamsın Quaresma. Ve Halil Kuş'un ikinci kadrosu arkadaşlar. Biraz önce bir kadro görmüştük. Şimdi bir de ikinci kadrosunu görüyoruz. 88 yenlik İspanya kadrosu. Gerçekten İspanya'da çok başarılı takım kazanabileceğini düşündüğüm bir takım. Ve arkadaşlar aşağıda gerçekten çok kaliteli top oynayıp sadece arkadaşlar son 16'daki maçını beğendim. Fransa ile yaptı. Maalesef kaybetti arkadaşlar. Üzülmedim çünkü Arjantin desteklediğim bir takım değil ama İyi oynadılar. Zaten maç 4-3 bitti arkadaşlar. Messi zaten şans bulamadı. Arkadaşlar ben Ronaldo'cu olduğum için Arjantin'i desteklemiyorum. Aslında Portekiz'e desteklediğim takımların arasında yok ama sırf Ronaldo için Portekiz bile turnuvayı kazansaydı üzülmezdim. Yani sevinirdim. Ancak Arjantin'in elenmesine Fransa'dansa hani Fransa'yı daha çok desteklerim. O yüzden de Arjantin'in elenmesine üzülmedim ama gerçekten arkadaşlar oynadıkları oyun gayet güzeldi. Di Maria'nın golü falan harikaydı. Ancak maalesef Arjantin elendi arkadaşlar. Buna da tabii ki üzüldük. Salih Selli, sağ forvet Mbappe, MO'lara Pogba, bir de MO'ya önerir misin demiş. Sağ forvet Mbappe, MO'lara Pogba, bir de MO'ya öneri verir misin? Yani MO'ların birisinde Pogba, bir tane daha öneri istemiş. Kante. Benim en sevdiğim oyuncu zaten abi Kante. Kante'yi al. Ben çok seviyorum. Alabiliyorsan al yani. Durumun yok ama bütçen çok düşük. Bir şeyler satabiliyorsan sat. Ve Kante'yi al abi. Kante çok daha mükemmel bir futbolcu çünkü. Hepsine göre. Çınar Cemsel, 88 yenlik Brezilya kadrosu kurmuş. Gayet güzel ve arkadaşlar Çınar Cemsel'in mükemmel bir kadrosunu görüyoruz. 91 yen Almanya kadrosu. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Mükemmel bir kadron var. Çok seni çok tebrik ediyorum. Seni çok çok tebrik ediyorum. Gerçekten güzel. Brezilya'da 90 olacak yazmış bu arada. Kevin Trapp'i yükselt abi. Öyle 86 kalmış. Beceri geliştiricisi niye yok abi Kevin Trapp'in? Başka bir kaleci al beceri geliştiricisi olan. Sonra Kevin Trapp'in boostlarını o kaleciye bas. Bence daha mantıklı. Coins'in yok tamam ama oyunculardan bir şekilde bir şeyler hallet. Çünkü Kevin Trapp orada 86 gen güzel durmuyor abi. Ben tabii beni rahatsız ettiğini zaten çok söyledim sizlere. 91 genlik bir Brezilya kadrosu görüyoruz. Sol bek Alexandro geldi falan yazmış ama tam görünmüyor zaten kadro. Muhammed Atsız. Evet tamam. Tam halinde atmış bir şekilde kaliteli bir şekilde. Buradan görebiliriz. Sol bek Alexandro gelmiş. Gayet güzel olmuş. Şimdi Cemerson ve Danilo'yu birazcık yükseltirsen gayet güzel olur. Ve Neymar var takımda. Gayet mükemmel duruyor Neymar. Evet arkadaşlar. Muhammed Çelik'in kadrosunda 88 yani. Arkadaşlar bu arada bütün kadroları göstereceğim ama bütün kadroları maalesef yorumlayamayacağım. Ancak dediğim gibi bütün kadroları göstereceğim için arkadaşlar şu şekilde aşağıya doğru sürmeye başlayacağım birazdan. 3-4 kadro yorumlamadan sonra sadece 90 üstü kadroları falan yorumlarız. Şimdi arkadaşlar burada gayet güzel Brezilya kadrosu görüyoruz. Firmino, Diego Souza. Souza mı o ya? Bilmiyorum tam okuyamadım ama. Arkadaşlar bu arada ben Josef de Souza Fenerbahçeli olarak gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Bir anda ekranda böyle beni gördünüz biliyorum. Josef de Souza gerçekten Fenerbahçeli olarak çok beğendiğim bir futbolcu. Ve bence Brezilya milli takımını da hak ediyor. Arkadaşlar gerçekten Giuliano tamam girmeyebilir. Çünkü onun mevkisinde
bayağı bir iyi oyuncular var. Ancak Joseph de Souza bence hak ediyor. Sizce Joseph de Souza Brezilya milli takımına girmeyi hak ediyor mu? Bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunları okuyacağım çünkü. Videoya selam öneri ve 10 üzerinden kaç demiş? 10 üzerinden 7 veriyorum. Öneri olarak da Kanten zaten var. Kante'yi aldıracaktım sana. Kanten var. MOO olarak aklıma öneri gelmiyor. Pogba'nın MOO kartı var mıdır bilmiyorum ama varsa alabilirsin. O kadar şu anlık yapacağım öneri yok. Kadron güzel bu arada. Sadece bir tane MOO alabilirsin. Koman yerine. Koman'da Tauin'i değiştir. Tauin yerine bir MOO al. Çünkü Koman çok hızlı bir futbolcu ve FIFA'da hız çok önemli. Santrafor Gabriel Jesus gelecek demiş. Sol kanata da Neymar'ı alabiliyorsan, bir şekilde ayarlayabiliyorsan ayarla yani. Neymar da çok önemli bir oyuncu çünkü. Bir gelirse mükemmel. Evet, aşağıda da bir tane Neymar görüyoruz. Sezonun takımı paketinden. 1,5 milyon var tavsiye demiş. 1,5 milyonluk tavsiye bu kadroyu yapamayacağım. Çünkü bu kadroları yorumlamayacağız. Evet arkadaşlar, bundan sonraki kadrolara hızlıca geçeceğiz. Ve hemen bu kadroya gelelim. Yukarıda bu arada Fransa kadrosunu gördünüz, 88 diyen ve videoya selam demiş. Aleyküm selam. Gerçekten mükemmel bir kadrosu var. Neymar hariç bütün oyuncular var neredeyse. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Kalecin falan mükemmel. Kadro 94 iken zaten gerçekten mükemmel. Profil fotoğrafında da futbol oynadığı bir fotoğraf koymuş Eren İşçi. Umarım gerçekten kaliteli bir şekilde yapıyorsundur. Evet, 4 takımım var. Bu en iyisi başka olarak 87 Türkiye, 87 Fransa ve daha hiç kademeleri oynanmamış 83 Portekiz var. Gayet güzel bir takımım var aslında. Fena kadro değil. Ve Neymar'ı falan çıkartırsan gerçekten çok sevinirim. Yani mutlu olurum. Evet arkadaşlar, güzel bir İspanya kadrosu. Belçika kadrosu çok seviyorum. Mertens yerine 90 Tielemans gelecekmiş. 90 Tielemans gelirse bu arada kadro 92 gene bile yükselebilir. Gayet güzel olur. Kim alayım abi demiş. Kim alabilirsin? MOO'ya bir oyuncu alabilirsin. Şu an aklıma gelmiyor ama Alper Potuk vardı sanırım. Ama Alper Potuk sağ orta sahada var. Abi aklıma gerçekten MOO'ya kim alabileceğin gelmedi ama bakabilirsin ve güzel bir MOO alabilirsin abi. Ozan Özyakup'umuz sanırım vardı. Arda Rendesoy 90 genlik bir kadro. 60 burada gördüğünüz gibi. Erener 95 gen Fransa kadrosu gerçekten mükemmel. Sana da hayırlı olsun. 76 genlik bir Nijerya kadrosu sanırım yeni başlamış veya hiç oynamamış. Burada güzel kadroları görüyoruz ve videoya selam demiş. İspanya 95 gen aleyküm selam diyoruz ve mükemmel bir kadro. Iniesta'nın 98 gen kartı falan gayet güzel duruyor. Evet arkadaşlar, 96 kel Nijerya kadrosu benden de selamlar demiş. Gerçekten abi mükemmel. Sana da selam kardeşim ve harika bir kadro 96 gen. Ve 96 gen Türkiye kadrosu. İşte bu abi, aradım. İşte bu şu ana kadar gördüğümüz en yüksek kadrolardan birisi ve Türkiye kadrosu görüyoruz. Gerçekten kardeşim adamsın. Türkiye kadrosunu bu şekilde yaptığın için seni tebrik ediyorum. Ben buna kalp koyacağım abi. Ben bunu beğendim. 96 gen Fransa kadrosu gayet güzel. Ciro var 100 gen abi, gerçekten mükemmel. Takipçilerimizden gerçekten harika kadrolar görüyoruz. 87 gen, 92 gen, 85 gen, 90 gen. Gerçekten harika kadrolar var. 96 gen Portekiz kadrosu ve 100 gen Ronaldo var. Gerçekten abi mükemmel. Bulut Tezegül hayranının demiş. Eyvallah kardeşim, sağ ol. Ve adamsınız ve 98 genlik bir Portekiz kadrosu gördük. Hemen bunu da yeni sekmede açalım ve şu fotoğrafın acilen yükselmesi lazım. O yüzden sayfayı yenileyeceğim. O fotoğrafın acilen yüklenmesi lazım. Çünkü hemen o fotoğrafı da göstereyim sizlere. Bu arada bütün kadroları şu ana kadar atılan hepsini gösterdik. Ancak o fotoğraf daha yüklenemedi derken abi bu kadro gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi harika bir kadro var. Mert Yılmaz'ın kadrosu, Cristiano Ronaldo'su falan var. Yüzyen gerçekten kardeşim mükemmel bir kadron var. Hayırlı uğurlu olsun. Bir videoluk belki bana verebilirsin şu kadroyla oynamam için. Bilmiyorum abi, belki oynamama izin verir. Belki de verir kadroyu arkadaşlar. Zaten takipçilerim genelde böyle tekliflerde bulunuyor. Ancak ben çok müsait olmadığım için atamıyorum yani, video çekemiyorum o kadrolarla. Ancak bu kadroya girebilirim. Şu an canım çok izledi çünkü. Arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Instagram Koray ile Deremesi sıfırdan beni kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Instagram Koray ile Deremesi sıfırdan takip edip son fotoğrafımı da beğenirseniz arkadaşlar, sizlerin de isimlerini, 3 kişinin ismini okuyacağım. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradan da mükemmel bir videoya gidebilirsiniz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ama şuradaki videoya gidin. Bayağı bir terledim bu arada nedense. Camlar açık ama terliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar, sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.